Görmek istemiyor beni. Kızgın olmadığımı söyledin mi? Hem de kaç defa. Ne diyor? Keremcan'dan bahsetti. Kayra pedagogu merak etmiş. Keremcan da Kayra'ya pedagogu anneyle babanın boşandığı yer diye anlatmış. Boşandığı yer diye mi? Sonra bu Keremcan'ın babası iş yerinden bir kadınla görüşmeye başlamış. Ve şimdi o kadın Keremcan'ın yeni annesi olarak onların eve yerleşmiş. Bizimki de aynı şeyin kendi başına geleceğini zannediyor. Sözde ailenden ayrılıp Hande'yle evleneceğimi zannediyor, öyle mi? Aynen. İşte o yüzden Hande Hanım'ın arabasını boyamışlar. Suna da arabayı temizlemeye yardım etti. Ettik. Ben de ettim. Ben nasıl böyle düşündüm? Suna. Suna ne? Her şeye cevap veren kız ben yapmadım da demiyor. Hayır, sen niye arıyorsun ki beni? Ben sildim senin numaranı. Sen beni niye arıyorsun ki? Hadi sen beni arıyorsun. Ben senin numaranı neden hala ezberebiliyorum? Kızını alamadım, biraz daha azarlayacaksın değil mi? Öyle yapacaksın. İkna olmadım benim paramı vereceğimi. Ama merak etme Necat Bey, senin paran bende kalmaz. Ya telefonu açıp konuşuyoruz. O şekilde daha rahat anlıyormuş karşı taraf hanımefendi ama. Abla. Bir şey olmuş sana. Ne oldu? Cihaz'la kavga edip duruyoruz. Bitti. Bu sefer ben bitirdim. Vallahi ablam bir şey diyeyim mi, hayırlısı olmuş. Artık aklım kalmayacak sende yani. Ya aslında yolun başındayken bitmesi bence senin için de hayırlı olmuş Suna. Bana bak bakayım çirkin ördek. Ağladın mı sen? Ya sinirimden ya. Benim o 200 bin lirayı bulmam lazım abla. Of ablam ya. Benim şu çeyiz parası vardı ya. Onu Tahsin'den alsak. Ay Necat Bey de acık iskonto yapıversin yani. Orta yol bir şey. Ya abla ben ne diyorum? Ben ciddi bir şeyden bahsediyorum ya. Benim kimse de borcum kalamaz. Hele olarak herkese tepeden bakan, yani kendini bir şey sanan, böyle bıdı 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 konuşan, karşı tarafı hiç dinlemeyen Necat da asla kalamaz. Tamam. Anladım ben seni. Ama ne kadar güzel işte, gitmişsin adama içini dökmüşsün, cevabını vermişsin, gelmişsin abla. E sen buna mı ağlıyorsun ördek? Başka bir şey olmadığına emin misin? Yok, yok başka bir şey yok. Ya ablam, iyi tarafından düşün. Ya bak, oyuna kendini kaptırmış olabilirdin. Ne bileyim yani, çocuğa bağlanırdın belki. Adama bağlanabilirdin. Ya bunlar olmamış en azından. O zaman hepten giderdin. Hiçbirimiz kurtaramazdık seni. Abla ben Kayra'ya hoşça kal diyemedim. Söz vermiştim ona ama diyemedim. Artık dolaba da sığmıyorum. Gel buraya. Aram gel. Buraya sığıyorsun abla. Gel. Efendim? Necat Bey iyi günler. Pedagog randevunuzun teyidi için aramıştım. Bugün öğleden sonra saat 4'te bekliyoruz. Onaylıyorsunuz değil mi? Necat Bey? Evet. Saat 4'te oradayız. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.